Anne nasıl buldun? Masallarda rüyalarda gibi. Masallarda rüyalarda gibi mi? Böyle bir şey görmedim ya hayatımda. Söyle babama sana da yapsın, böyle bir ev alsın. Nerede? Kimseyi görmedim ben. Senden daha güzel. Bak şuradan da atıyorlar. İşimin ailesinin kaldığı ev burası arkadaşlar. Manzara zaten direkt deniz manzarası. Her yerden açık camlardan süper manzaralar çekiyorum size zaten. Şimdi bizimkiler güzel bir yer bulmuş. Gel dediler karanlık kapamadan. Orayı da çek. Gösterirsin. Ya buraya bayıldım ben. Çok küçük bir şehir ama manzaralar harika. Tam bir fiyort şehri. Strand'da zaten çok turistik bir yer. Yazın aşırı kalabalık oluyor. Geirangerfjord'una çok yakın. Bu sene kraliyet düğünü olacakmış. 2024'te Geirangerfjord'daki bütün oteller, restoranlar şimdiden rezervasyon yapılmış, doluymuş. Onu da öğrenmiş olduk. Önden size spoiler vereyim. Arkadaşlar hava kararmadan manzara çekmeye yetişmeye çalışıyoruz şu an. Biraz sonra karanlık olacak. Saat 3. 3'ü 5 geçiyor hatta. Bu taraf fjord zaten. Sol taraf. 3 gündür yoğun kar var. Her taraf pamuk gibi oldu. Bir 40 santim daha yağacakmış galiba, değil mi? Bugün ve yarın 30-40 santim daha yağacakmış. Tam yeni yıla uygun bir şey oldu. Hava durumu. Ya ağaçlar çok güzel gözüküyor. Şimdi şurada aşağı ineceğiz. Orası çok güzel. Ben zaten öyle tesadüfen geçerken gördüm. Hemen aradım. Hazırlan dedim hava kapanmadan. Şurayı bir çekebilirsek çekelim. Kartpostal gibi bir yer yani. Bir de somon çiftlikleri var burada. Balık fabrikası da olduğu için. Havuzları var. Evler harika anne. Zaten hangisini çekeceğimi gerçekten şaşırdım yani. Bir de böyle hep seyrek seyrek. Arazi içinde. Tam böyle kartpostal gibi. Tam vardı ya bir tane. Onun çizimleri gibi. Hani böyle kartpostallar olur ya, kış kartpostalları. Onlar gibi evlerin hepsi. Dar bir köprü var, tek geçişli. Karşıdan araba gelirse mecbur bekleyeceğiz. Orada doğru iniyoruz aşağıya, bu balık çiftliğinin oraya doğru. Şöyle bak şu aşağıdan. Dönüşte çekeceğiz onu. Ya şuralarda yürümek bile harika olur şu an yani. Şu sol tarafa bakın arkadaşlar. Aa çok güzel. Bak çok güzel bir bahçe yapmışlar. Orası sanki bir restoran mı? Ne var orada? Vallahi bilmiyorum. Ne var ama çok manyak bir bahçe yapmışlar. Şuraya baksana. Bayıldım. Şu ağaçları renklendirmişler. Kar yağmış burada. Üstüne geyikler falan, geyikler filler var. Filler var. Ondan sonra yani bayağı uğraşmışlar buranın ışıklandırmasıyla. Gerçekten harika bir yer ya. Galiba buraya giriş içeriden arkadaşlar. Şöyle bakın. Şurada zürafalar var. Buradan çeksene şu taraftan balık çiftliklerini göstereyim önce. Çok harika manzaralar ya, bayıldım. Buraya büyük ihtimalle tekneleri falan yanaştırıyorlar zaten. Marina var. Şurada hemen bakın büyük çiftlikler var. Balık çiftlikleri, somondur büyük ihtimalle. Burada zaten balık fabrikası var büyük bir tane. Tekneler burada. Şu karşıda yine. Biz şu karşı taraftan geliyoruz bu arada. Şu dağın arka tarafında kaldığımız ev. Burası böyle bir fiyort. Geirangerfjord'a de çok yakın bir yerdeyiz aslında.
şey olarak, mesafe olarak. Uy, ayağım kaydı. Bakın şurada hemen somon çiftlikleri. Bakar mısınız? Ya bahçe harika süslenmiş. Bayıldım ışıklandırmalara. Şimdi eşim birini buldu, onunla sohbet ediyor. Bakalım neymiş burası, öğreneceğiz. Belki de balık restoranı falandır. Çok büyük, bakın kış bahçesi de var dışarıda. Hemen şu karşıda. Ay harika ya, bayıldım. Tam karanlık kapatmadan geldiğimiz iyi oldu. Ha, binaya şimdi projektör yansıttı, bakın karşıda. Tam anlaşılmıyor şu anda. Işıkları yaktı bizim için buradaki görevli, tam çekelim diye. Burası, neymiş burası? Burası privat. Burası o ev, milyoner bir adamın. Bu komple bu balık çiftlikleri, her yer onun. Ben kenara geç lan anne. Anne kenara gel. Araba geliyor. Buranın sahibi geliyor. Herhalde bu sahibi. Yaşlıymış bayağı sahibi. Eşi mi? El salladı. Komple bu balık çiftliklerinin, bir de bu Omroben'in sahibiymiş. Privat yani. Tamamen bu arazi ona ait. O da onun evi. Ev miymiş orası? Ben işletme zannettim. Adamın evi, kış bahçesi. Adam kendi özel şeyi. Bu arkadaşlar Polonyalı. Bütün bu ışıkları falan o yapmış işte. Hadi ya. Şimdi dedi sizin için şu balıkları falan da açayım dedi. Karanlıkta daha güzel gözüküyor ama dedi. Abi biraz bekleyelim, zaten kararacak hava. Aynen. Vay be. Ne zenginlik arkadaş. Adam multimilyonermiş. Ya sizin için Norveç'in multimilyonerlerini bulmuşuz tesadüfen. İşi, bakın görüyorsunuz, biz daha ne yapalım? Norveç'in multimilyoner söyleyemiyorum bile. O kadar fakirlik yok. Milyoner bile diyemiyorum. Ay, fakirlikten milyoner bile diyemedim ya. Ya ben bak şimdi oraya şey yapıyor. Projeksiyonla yansıtma yapacak. Norveç'in multimilyonerlerini bulmuşuz. Ben de işletme zannediyorum burası. Restoran falan zannediyorum ya. Kafaya bak. Adam kendine husisi kocaman araziye gönlü gibi döşemiş yani. Yapmış her şeyi. Aynen. Ata arabada uyuyor bu arada. Ya insan kendine husisi bahçe, böyle bir şey yok ya. Cidden. Bunu beklemiyordum ya. Şok oldum şu an. Meltem yine şok. Ben şoklardan çıkamıyorum. Şimdi ışıkları aydınlatma falan, projektör bakın şu karşıya yaktı hemen. Çekeceğim birazcık. Müzik de geliyor arkadan. Anne nasıl buldun? Masallarda rüyalarda gibi. Masallarda rüyalarda gibi mi? Böyle bir şey görmedim ya hayatımda. Söyle babama, sana da yapsın, böyle bir ev alsın. Nerede? ona ne hayatımız yeter, ne para, ne... Adamın zaten bize balık çiftliği varmış. Kim bilir nasıl bir kazancı var. Ona rağmen aslında çok da lüks bir yer değil, değil mi? Değil ama... Çok güzel yapmış. Gibi, evet. Masal gibi olmuş evet, gerçekten. Kış bahçesi ayrı. Orada bakın aşağı, arka yani tarafta bak. Evet. Şey yapmış. Evet. Sundurma yapmış kendine. Bak kamelya gibi. Aa. Kamelya mı sundurma mı ne deniyorsa artık. Evet. Orası da çok güzel. Bak oturma yerleri falan var. Evet. Çok harika bir yer yapmış kendine ama yani. Ama değil. Yok, ben işletme zannettim. Meğerse özel. Adamın kendi şahsi evi bahçesiymiş yani. Ben buraya çalışmaya gelirim valla. Beni kabul etsin. Yemek yaparsın onlara. Memnuniyetle gelirim yani. Ya burada çalışılır zaten yani. Şu eve de bayıldım, tepedeki. Çok güzel. Tepedeki evi biraz yakından çekeyim size. Direkt deniz manzarasına bakıyor. Geyiklere bakar mısınız? Çok tatlı. Burada fil var. Kuşlar, balıklar. Şöyle. Thank you.
Merkezini de göstermiş olduk. Artık hava kararıyor. Eve doğru geçeceğiz saat 4. Her taraf ışıl ışıl. Gerçi aydınlatmalar ışıklandırmışlar her yeri. Kayak merkezi de çok güzeldi. Bugün de kapalı her yer Noel nedeniyle. Yarın da kapalı olacak mı? Bazı yerler açabilir belki. Yarın çoğu yer açık. Bakalım, yarın çıkabilirsek biraz dışarıya yine çıkarız. Belki Olesund'a gideriz gezmeye. Bilmiyorum, hasta değil misiniz? Gezme olursa iyileşiriz. Hastayız ama iyileşiriz. Yeter ki bize gezme olsun, değil mi anne? Gezer miyiz yani? Bol bol hamur içeceğiz. Bu akşam düzelteceğiz kendimizi. Aynen şimdi. Gelin kaynana hastayız ya. Yapacak bir şey yok. Öksürüyoruz ikimiz de ama iyileşeceğiz. Annem şimdi ıhlamur yapacak. Ata, sen de gelmek istiyor musun? Yalnız aşağı inerken de manzaralar çok güzel. Thank you.
Neler yaptın öyle ya? Afiyet olsun kızım. Anlat bize neler yaptın? Ya, bu hindi dolması. Evet. Patlıcan közlenmiş, paprika, acılı ezme, haydari. Bundan sonra havuç. Salatamız var, daha gelmedi o. Yeşil salatamız var. Ben de tatlı yaptım, tiramisu dolapta. Onu da koymadık şimdi, hemen sıcakta erimesin. Uzun zaman 2019'dan beri beraber ailemi toplayamadım. Bu sene nasip oldu. Aynen. Çok şükür bir araya geldik. 2019'dan sonra ilk defa birlikte yeni yılı kutlayacağız. Herkesin yeni yılı kutlu mutlu olsun. Selam gönderelim buradan herkese. Herkese çok selam. Bütün dünyaya yeni yılı kutluyorum. Kimseyi görmedim ben, senden daha güzel. Kimseyi tanımadım ben, senden daha özel. Kimselere de bakmadım, o aklımdan geçen. Kimseyi tanımadım ben, senden daha güzel. Senden daha güzel. Senden daha güzel. Sana nereden rastladım? Olsam değişmem. Kendimi sana sakladım. Senden daha güzel. Bizimki daha büyüktü. Ya bak şuradan da atıyorlar. Ya bak ta oradan da atıyorlar. Bak 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 bak. Ay şuraya bak. Burada çok var. Bak 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 bak. Herkese mutlu, sağlıklı yıllar diliyoruz. Mutlu yıllar. Herkese mutlu.